Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in ölümüyle yerine oğlu Kim Jong-un'un geçmesinin ardından ülkenin dış politikasında hiçbir şey değişmeyeceği belirtildi. Kuzey Kore'nin en yüksek karar alma makamı olan Ulusal Savunma Komisyonu, ülkenin dış politikasında herhangi bir değişiklik beklenmemesi uyarısında bulundu. Kuzey Kore Devlet Televizyonu tarafından Ulusal Savunma Komisyonu'na atıfla aktarılan mesajda yönetimin kukla olarak nitelendirdiği Güney Kore lideri Lee Myung-bak'ı muhatap almayacağı duyuruldu. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerginliğin artmasından endişe edilirken Amerika Birleşik Devletleri Kim Jong-il'in ölümünden sonra ülkedeki durumu değerlendirmek üzere bölgeye temsilci gönderiyor. 20'li yaşlardaki Kim Jong-un babasının ölümünün ardından iktidar partisinin ordunun ve halkın yüce lideri ilan edilmişti. 24 milyon nüfusa sahip Kuzey Kore'yi 17 yıl boyunca yöneten Kim Jong-il geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybetmişti.